Ortaya açtı Messi. Geçti Messi. Atak devam edecek. Neymar. Neymar. Neymar kaleci. Atmamız lazım. Harikasın. Faul bekliyoruz. Attık tekrardan. Neymar kaleci. Neymar gidiyor. Şimdi girdim. Neymar. Üstten out. Çok güzel gördüm. Neymar. 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 Şimdi ya ulan hepsini geçtik. Yerdeki adama takıldık ya. Olamaz böyle bir şey. Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün koç taktiğiyle bir online maça çıkıyorum. Tekrardan My Club'da. Wembley Stadyumundayız. Wembley Stadyumunun uğurlu geldiğini biliyorsunuz. Bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi bakın kontrol edeceğiz. Kanatlardan ve şeylerden ne kadar baklı bir taktik olduğunu ve rahatlıkla oynayabileceğinizi göreceksiniz. Kanatta bakın Beckham'ımız var. Kanattaki adamları da muhakkak orta açabilecek yönde adamları seçmeniz gerekiyor. Şimdi Neymar ilk şutun günah olmaz. Top dışarıda. Şunu yapmanız gerekiyor. Eğer orta açacaksanız da orta seçeneği iyi olan adamları, yerine orta özelliği olan, falsosu ve yüksekten pası iyi olan oyuncuları seçmeniz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Birazcık da şöyle maç anlatım şeklinde de gideceğim. Bakın aldım topu. Kanatta Beckham geldi. Biraz kontrol ettim. Tak bek adamı da geldi. Ben bek adamlarını agresif bir şekilde ileri çıkarıyorum. Siz normal çıkarabilirsiniz. Yani pozisyon gereği çıkabilir. Bakın Arnold'dan bir orta gelecek. Orta. Frank Lampard öncesinde offside bayrağı havada. Çok güzel kavisli ortalar açıyor. Bununla ilgili bir video atmıştım sizlere. En iyi orta açabilen oyuncular kimlerdir? Kimler en iyi ortaları açar? Kimler falsolu erken ortayı iyi açar? Bunların videolarını da atmıştım sizlere. O videoyu da izleyebilirsiniz. Arthur. Aldım topu. Frank Lampard. Sakinim bakın. Beckham hemen geldi. Şöyle verdim. Geçmedi. Biraz daha beklesem bek adamı gelecek. Artık o inisiyatif size kalmış durumda kardeşlerim. Campbell. Balahöt'e aldı topu. Attım. Şimdi Beckham. Frank Lampard. Attım tekrardan. Bakın kanat adamı geldi, bek adamı geldi. Öbür tarafta da çıktı. Attım pasımı. Göğüs kontrol. Şimdi Beckham'ı kaçırabilirim. Kaçırdım Beckham'ı. Geldim geri tekrardan Arnold'un önü boş. Attım araya. Geçmedi. Mendy. O da sağlam beklerden biri diyeceğim. Çünkü öbür türlü kızıyorsunuz bana. Neyini beğenmiyorsunuz onun diye. Şimdi attım. Arnold iyi orta gol getirir. Ortaya açtı Messi. Geçti Messi. Atak devam edecek. Neymar. Neymar. Neymar kaleci. Atmamız lazım. Frank Lampard çok ağır arkadaşlar. Lampard aşırı ağır ya. Beckham. Şimdi ortaya. Ara top. Harikasın. Faul bekliyoruz. Attık tekrardan. Neymar kaleci. Güzel pozisyonlar. Beckham. Arka taraf boş. Ortaya açtık yine kaleci. Bas. Kapattım. Patrick Vieira aldı. Kanatta bir boşluk var. Şimdi. Verdik. Tekrardan. Arnold. Arka taraf boş. Orta Ronaldo. Olmadı. Atak devam edecek. Olmuyor. Kapattık. Aldım tekrardan. Verdik pasımızı. Bakın hemen bek adamı ile kanat adamı birbiriyle isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Beckham'ın gelmesini bekleyebilirsiniz. Sonra 2'ye 1'lerle buradan çıkabiliyorsunuz. Beckham içeri girdi. Gol pozisyonu. Pas. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oyunun en baklı taktiği. Kesinlikle. Yani bunu alıp çok puan kasan arkadaşlarım oldu ve bana çok teşekkür edenler oldu. İki yönlü de oynayabiliyorsunuz. Biraz önce Neymar'la yaptığım o çalım yapıp 2'ye 1'lerle içeri de kat edebilir. Aynı zamanda kanatta da çok iyi varyasyonlar yapabilirsiniz. Aldım tekrardan. Neymar gidiyor. Şimdi girdim. Neymar. Üstten out. Etkili bir pozisyon. Her zaman için oyunda B planınız varsa iş yapabiliyor. A planı örnek veriyorum ki orta açmak. B planında da içe kat etmek. Ona göre oyuncular seçerseniz örnek veriyorum. Beckham'ın yerine ben Messi'yi alabilir. Oradan içe kat edebilirim ya da bek adamının önüne bırakıp orta da açabilirim. İki yönlü taktikler her zaman için iş yapar. Bunu sakın unutmayın. Eyvah! Uzun gönderdi. Davis aldı. Pas. Frank Lampard. Alexander-Arnold. Pasını verdi. Orada Beckham. Şimdi aldı göğüs kontrol. Baktı. Pas. Bu sefer geçmedi. Kapatıyoruz. Ortaya dönecek. Uzun gönderdi. Çok başarısız bir pas. Rakip bu arada güçsüz bir rakip. Çok iyi bir rakip değil. Yani güçsüz denk geldi. Attık Puyol. Ama biz yine 2'ye atmamız lazım sıkıntı yaşamamak için. Arnold tam Beckham'ın duracağına denk geldi. Kapatıyoruz. Puyol. Kapat kapat. Aldım. Süpersin. Çok güzel gördüm. Neymar. 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 Şimdi ya ulan hepsini geçtik. Yerdeki adama takıldık ya. Olamaz böyle bir şey. Kapatıyoruz. Aldık Patrick Vieira'yla. Pas çok güzel. Davis. Frank Lampard. Kanatta. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Şimdi. Ara top. Frank Lampard. Son anda Kurtuğa. 2'yi bir an önce bulmamız lazım yoksa sıkıntı yaşayacağız. Bas bas bas. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 2-0. Neymar'la bir çok böyle güzel bir gol atmaya çalışacağım. Tabi yorulmadığı takdirde hemen yorulur şimdi o. Çok dikkat. Ara top. Çok güzel geçti. Şalov. Şalov. Aya attın lan. Götür beni aya. 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 Gol yemeyelim boşuna. Oyuncu değişikliği mi yaptı? Ramsey'i çıkardı. Çok erken bir değişiklik. Teknik direktör oyundan memnun değil. İlk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarıya başlayacak mı bilmiyorum. İkinci yarıya da başlıyor. Resital olabilecek bir gol atmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi gol de yemeyelim bir sıkıntı olmasın. Çünkü bu adama yenilirsem herhalde bir 30 puan 20 puan siler. Kapatıyoruz. Ray Kart. Aldım. Ara top. Şimdi. Attık. Yapma Messi. Yapma yavrum. Senin güzel gollerine alıştık biz. Yapma bunu. Yapma. Kurtuğa. Öne gelin diyor öyle. Allah'ını seven defansa gelsin diyor. Evet, paslı kullanmaya yemin etti arkadaş. İyi top. Kapattık. Frank Lampard. İndirdik. David Beckham'a. Beckham pas. Bacak arasına attık Ray Kart'ı. Ray Kart ölü gibi geri gidiyor. At 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 at. Şimdi. Pas. Frank Lampard. Şimdi. Neymar. 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 Ah yesen ölür müsün lan? Yesen ölür müsün? Offside ben de çekti sandım. Offside bayrağı havada. Neymar'la çift vuruş çalımları videosunu attım kardeşlerim. İzleyebilirsiniz. Ayrıntılı bir şekilde atmıştım biliyorsunuz. David Beckham pas. Hop Arnold. Hopladık ama hoplattı. Sakinim. Evet oradan E5'e çıkış yok. Aldık Beckham. Beckham pas. Şimdi Patrick Vieira. Çok tehlikeli bir yerde top kaptırdım ya. Pas. Aldı yine Patrick. Verdik pasımızı da. Frank Lampard. Şimdi Beckham. Tekrardan. Şurada bir boşluk. Lionel Messi. 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 Ya Allah senin cezanı vermeye. Bas 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 bas. Bas. Çıkarma bas. Kapatıyoruz. Patrick Vieira'nın gelmesi yetti oraya. Hadi oğlum hadi. Aldık. Pas çok aptalcaydı. Şuraya atacak. Süpersin. Şimdi pasını verdi. Lionel Messi. Ayağının altından yanından kaçırma yavrum. Kaçırma. Çok güzel geçti. Pas da çok iyi Patrick Vieira aldı. Pas. Şimdi Neymar. Güzel top. Frank Lampard. İyi. Harikasın. Şimdi Messi gole gidiyor. Messi. Messi. Ya. Lionel Messi. Olmadı. Güzel olabilirdi. Takımı bir tık ileri alıyorum. Yine böyle yapacak mı? Evet yapıyor. Seviyor abi. Yerden başlamayı seviyor bu kardeşimiz. Sports bilmem ne yazmış. E-sporcular Allah bilir bu. Neymar. Neymar. Oho. Şimdi. Ah. Olmadı. Aguirar. Kapattık. Oğlum takımı full ileri mi aldı? Ne yaptı? Bir anda bütün adamlar geldi. Şimdi Arnold. Pasımızı verdi Patrick Vieira. Gördüğünüz gibi iki tarafta da kullanabildiğiniz bir taktik. Bence çok keyifli arkadaşlar ya. Neymar Patrick Vieira'yı gördü. Tekrardan. Şimdi Neymar. Leblebi gibi adam geçiyordu. Ağzımızı açmasaydık keşke. Kapat Puyol aldı. Frank Lampard. Neymar, Messi, Lampard. İleri attığımız çok iyi. Şimdi içeriye. Çekil Ronaldo. Rol çalma ya. Kapat. Bas. Bas. Aldık Patrick Vieira'yla. Şimdi Frank Lampard. Peki buna ne dersiniz? Kaleci Kurtuğa. Dizleri yara oldu sağa sola atlamaktan. Uzun gönderecek. Puyol. Sanki vurursun ama. Puyol ağzımda sıçtın sen. Aşırttık. Şimdi. Neymar şov. Tekrardan attık. Neymar gidiyor. Olmadı. Dakika 80. Kapattık aldık. Neymar. Pas. David Beckham. Araya Frank Lampard. Korner. Arkadaşlar birazcık cıvıttık ama rakip de güçsüz gelince hakikaten bu taktik baklı ama ya. Ben bu güne kadar çok teknik direktör denedim biliyorsunuz. Kesinlikle en iyisi bu. Ya kanattan özellikle gelmek istiyorsanız kesinlikle bu. David Beckham. Ne yapıyorsun? Ha? Messi ne yapıyorsun oğlum? Foul. Kırbacı çıkardım. Messi ile atacağız. Şöyle bir baktım. Buradan bu yemez. O yüzden orta gol pozisyonu olabilirdi. Düzgün pas atsaydık. Çok iyi bir top. Şalov. Yoruldu. Puyol omzu koyman lazım. Çok iyi. Dokunmadım. Şalov. Bugünkü bütün fırsatları kaçıran isim Şalov. Bilerek bıraktım orada arkadaşlar. Foul verecekti. Oyun durmasın diye. Puyol. Pasımızı verdik Davis'e. Davis. Adamın herhalde adamı öpmeye gitti. Şimdi attık. Neymar. Pas. Harikasın. Attık. Geçemedik arkadaşlar. Alabilirsin. Maçta artık son anlar biraz cıvıttığımızı farkındayım ama görsel şölen olsun diye çabaladım. Şimdi Neymar. Aha. Neymar gidiyor. Neymar. Hadi oğlum hadi. Oğlum. Ya Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar bugün biraz cıvıttık kusura bakmayın. Ama rakip çok güçlü gelmedi. Koç taktiği gerçekten baklı bir taktik. Tabi bunda analiz etmek zor. Yani video bu şekilde girdim ama adam da çöp gelince videoda öyle kaldı yani. Ama koç taktiğinin daha farklı videosu, detaylı videosu da var kanalda. İzleyebilirsiniz. Güzel keyifli bir müsabaka oldu. Peter Shecht 17 seviye daha full değilmiş. 448 puanlı bir adam yani. Çok böyle ekstra bir zaten bizi zorlayacak bir adam değil. Birazcık şov yapmaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.